Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Tülbentimi görüyorsunuz, fuşya renk, çok güzel, o kadar tatlı koyu bir rengi var ki ışıklardan dolayı bu şekilde çıkıyor ve buna sizler için bugün sıralı bir model hazırladım. Modelimi görüyorsunuz, çıtı pıtı, yapımı da bir o kadar kolay. Kendi de böyle çok güzel, zarif bir tek sırada tek renk yapıldığımız bir model oldu. Bugün sizlere bu şekilde çıtı pıtı, yapımı kolay olan bir model hazırladım. Bugün de bu şekilde bu modelin yapılışını anlatacağım. Evet, şimdi bakın, ipim de açık renk gibi çıkıyor sanki ama tülbentimle aynı koyulukta, aynı renkte olan bir ip arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. 2 zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyorum ve tığ battımın içine de sık iğne ile ipimi sabitledim. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Arkayı unutalım. İlk başlarken nasıl başlıyoruz? Aynen bu şekilde. Tığ battının içine sık iğne ile sabitledik. Üzerine bir zincir. Şöyle ipimi uzatıp 2 tığ battı büyüklüğünde bu şekilde bir örümcek yaptım. 3 defa tığımı doluyorum. Hemen 1, 2, 3. tığ battımın içine girdim. Şöyle 2, 2, 2 ve 2 olarak kalın ve uzun olarak bir tane tığ battı yaptım. Trabzan yaptım. 3 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yaptığım bu trabzanın arasına girip 1 ve 2. 2 tanesi tığımda. Bir defa doluyorum. Hemen yine trabzanın arasına girip 1 ve 2. Bakın. 3 trabzanımız oldu. 3 tane de tığımda ilmek var. 3'ünü birden buraya kapattım. Yine 2 defa tığımı doladım. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 2 şöyle 2. Evet, şimdi buraya ilk olduğu için 5, diğerlerini arkadaşlar 4'er zincir çekeceğiz. Hemen bu son yaptığım trabzanı aralıyorum. İlk kirpiğimi buraya kapattım. Yanına bir sık iğne. Yine 4 zincir. Bir sık iğne, bir kirpik olarak buraya 4 tane bu şekilde kirpik yapacağım. 4 zincirimi kapattım. Hemen 3. kirpiğimi yaptım. Yanına bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın şöyle çok güzel aralarında sık iğne olan kirpiklerimiz olacak. Yanına, yani trabzanın arasına yine 4 zincirimi kapatıyorum. Bir sık iğne. Kirpiğimin hemen dibine bir sık iğne. Bakın bu şekilde bitirdik. Bu trabzanımızın içine de 5 tane sık iğne ile dolduralım. Şöyle 1. Şöyle 2. 3. 4. Ve 5. Görmeniz için bu şekilde tuttum. Bakın sık iğneleri bu şekilde yaptık. Hemen bir sonraki dibine değil, bir sonraki boş olan yere sık iğne ile sabitledim yaptığım bu trabzanı. Dibine bir zincir çekelim. Yapmış olduğumuz işleme bakalım. Bu bakın trabzanların diplerine 5'er tane yapıyorum ki hepsinin bu trabzan sayıları birbirine eşit olsun. Büyüklü küçüklü olmasın. Şu dal kısmı. Bakın ağacımızın gövde kısmı gibi düşünelim. Bu gövde kısımları 5'er zincirli sayarak yaparsanız hepsi aynı seviyede olur. Evet, şimdi bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle tekrar tığımı takayım. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle hafif ilmeğimi uzatıp 2 tığ battı büyüklüğünde bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. tığ battıya girip şöyle 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanımın arasına giriyorum. 1 2 2 trabzan, 2 tane tığımda. Bir defa doluyorum. Yine 1 ve 2. Üçüncü trabzan, tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden kapattım. 2 defa tığımı doladım. Yine trabzanıma giriyorum. Şöyle 1 2 2 2 alarak kenarına tek bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Sadece başta 5 zincir, diğerleri 4'er zincir olacak. İlk tomurcuğumu kapattım. Hemen yanına bir tane sık iğne, 4 zincir. Kapatıyorum trabzanımın arasına. İkinci kirpiğim. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Trabzanıma sabitliyorum bu 4 zincirimi. 3. tomurcuğum. Hemen dibine bir sık iğne, 4 zincir. Kapattım. Yine trabzanıma son sık iğnemi de bu şekilde yaptım. Bakın, 4 tane kenarına kirpik bu şekilde. Geri kalan, bakın, bu dal kısmına 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptık. Hemen bakın, bir sonrakine, dibindeki tığ battıya değil de bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Şöyle meyilli durması çok güzel oluyor. Dibine de bir tane zincir çektim. Evet, şimdi yaptığımız işimize bakalım. Bir tane daha yapıp şöyle anlatımımızı 3'e çıkaralım. Dibine yine bir zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Şöyle 2 tığ battı büyüklüğünde örümceğimi çekip tek kanadından sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 2 tığ battı büyüklüğünde. 1, 2 ve 3. Hemen 1, 2, 3. tığ battıya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde bu şekilde büyük bir trabzan hazırlıyorum. 3 zincir, bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasından girip ilmek çıkarıyorum. Şöyle 1 ve 2. 2 tane tığımda ilmeğim var. Bir trabzanıma ait, biri de zincirime bağlı olan ilmeğim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yine aynı şekilde 1 2. Trabzanın üzerine bu şekilde, bakın, 3 tane trabzan yaptık. 3 minik trabzan. 3 ilmeğimin 3'ünü de kapattım. Şimdi ayrıyeten 4. trabzanı tek şekilde yapıyorum. Yine trabzanımın arasına girip ilmek çıkardım. 1 2 2 ve 2 alarak, bakın, 4. trabzanı tek bir trabzan olarak kenarına sık iğnem için hazır ettim. 2 3 4 5 zincir. Bu tek olarak yaptığımız trabzanımızı böyle kirpikli sık iğneli trabzan olarak yaparak aşağı ineceğiz. 5 zincirimi tomurcuk olarak kapattım, yanına bir sık iğne. Bu şekilde buraya 4 tane tomurcuk yapacağız. Şöyle yanına bir sık iğne, 4 zincirden oluşan kirpikler yapacağız. 4 zincirimi çektim. Hemen trabzanıma sık iğne ile sabitliyorum. Bu 2. kirpiğim. Yanına bir sık iğne. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıkı sıkı kalıp gibi zincirler çekelim. Kirpiğimiz çok güzel durur o zaman. Hemen yanına bir sık iğne. Yine 4 zincir. Kapatıyorum buraya. 4. kirpik olarak. 4. kirpiğimin yanına hemen bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar, 4. kirpiği yapıp aşağı inmiyorum. Yanına bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Geri kalan kısma yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. sık iğnemi de yapıp bu şekilde dalımı bitiriyorum. Bir sonraki tığ battıya bakın dibinde trabzan yaptığım değil. Bir sonraki tığ battının içine sabitliyorum. Şöyle bakın son yaptığımızda bu şekilde oluşuyor. Şöyle sökülmemesi için bırakalım ipimizi. Evet, son ikisini sizle yaptık. Diğerlerini şöyle sizler için daha önce hazırlamıştım sanırsam arkadaşlar. Evet, bu modelimiz çok güzel. Ütüye de giden bir model arkadaşlar. Şöyle bakın elimin üzerinde daha net ışık alırsa şöyle açıdan güzel gözükürse. Evet, modelimi şöyle bir tutayım arkadaşlar. Tersinden de şöyle sallantılı halini görün. İstedim yani. Evet, çok güzel, çok kolay da yapılışı var. Duruşu da bir o kadar tatlı çıtıktı. Modelim bu. Şöyle yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.